Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomun ikinci kısmını çekeceğim sizlerle beraber ve bu videoda İngilizce'de kullanılan en yaygın 5 ifadeyi sizlerle paylaşacağım. Bu videomun ikinci kısmı. Eğer hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, ilki "It is not really my thing." Bu Türkçe'de bizim çok kullandığımız ifadelerden bir tanesi ve anlamı ise "pek bana göre değil, bana göre değil" veya "pek bana göre değil" diye çevirebilirsiniz. Hemen bir örnek çözelim. "Yes, but violence isn't really my thing." Evet ama şiddet pek bana göre değil. Yani benim işim değil, bana göre değil. Şiddet uygulamayı sevmiyorum anlamında. Biz bunu kullanabiliyoruz. Hemen ikincisine geçelim. Evet arkadaşlar, bunlardan ikincisi ise sıkça kullandığımız bir ifade Türkçe'de de. "Have it your way." Hani bunu Türkçe'de "ne halin varsa gör, nasıl istersen öyle yap" anlamında biz bunu kullanabiliriz. Hemen bir örnek verelim. "Have it your way, but I'm going to go home." Nasıl istersen öyle yap ama ben eve gideceğim anlamında biz bunu bu şekilde kullanabiliriz. Üçüncüsünü çözelim hemen arkadaşlar. Bu benim çok kullandığım ifadelerden bir tanesi bu arada arkadaşlar. Siz de bunu çok kullanabilirsiniz cümleyi kururken. "Thanks but no thanks." Teşekkürler ama kalsın anlamında biz bunu kullanıyoruz Türkçe'de. Hemen bir örnek çözelim. "I appreciate the gesture. Thanks but no thanks." Cesmin için "minnettarım ama teşekkürler kalsın" anlamında biz bunu çevirebiliriz. Dördüncüye bakalım hemen arkadaşlar. Dördüncüsü ise "it has nothing to do with you." Seninle bir alakası yok veya seninle bir ilgisi yok diye çevirebiliriz bunu biz Türkçe'de. Hemen bir örnek çözelim. "It has nothing to do with you. Please leave me alone." Seninle bir alakası yok. Lütfen beni yalnız bırak. Yani bu konunun seninle bir alakası yok. Yalnız kalmak istiyorum. Beni yalnız bırak anlamında. Biz bunu çevirebiliriz. Ve bugünkü son kalıbımız beşincisi ise... Evet arkadaşlar, beşincisi ise "mark my words." Bu da çok kullandığımız ifadelerden bir tanesi. Hani birine bir şey söylerken biz bunu genelde kullanıyoruz ve ona diyoruz ki "sözümü iyi dinle, demedi deme, bu köşeyi yazıyorum" tarzında biz bunu Türkçe'de çok yaygın olarak kullanıyoruz. Ve Türkçesi de aynı şekilde arkadaşlar. İngilizce'de ise "mark my words" diyorlar. Hemen bir örnek çözelim. "He won't come back, mark my words." Demedi deme. Bak burayı yazıyorum, o geri gelmeyecek anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Eğer videomu beğendiyseniz, yararlı buluyorsanız yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.